tam bağımsız ve demokratik bir Türkiye için mücadele eden devrimci gençlik hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 44. yılında mezarları başında anıldı. Karşıyaka mezarlığı gün boyu ziyaretçi akınına uğradı. Anma sırasında yapılan konuşmalarda AKP hükümetinin savaş politikaları ve emperyalizme öfke vardı. Anmada Denizler'in avukatı, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin koca çınarı Halit Çelenk de üç fidanla birlikte anıldı. Halit Çelenk'in eşi Denizler'in Şekibe ablası Şekibe Çelenk de her yıl olduğu gibi elinde karanfillerle anmadaki yerini aldı. Denizler'in mücadele arkadaşı ve Emek Partisi GK üyesi Mustafa Yalçıner de anmadaydı. Halkın isteklerini yüce tuttular, onların kurtuluşu için yola çıktılar, onların kurtuluşu için koştular. Can Baba'nın dediği gibi en hızlısılardı hepimizin ve ilk önce ipi onlar göğüslediler. Denizler bizi hala birleştiriyorlar. Ve bugün bizim birleşmeye ihtiyacımız var. Her zamandan daha çok birliğe, zihin açıklığına, ne yapacağımızın farkında olmaya ve bunu yaşama uygulamak için bir yumruk olmaya, yani örgüt olmaya ihtiyacımız var. Deniz Gezmiş'in mezarı başında konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan'sa, Denizleri anarken çağrımız diktatörlüğe karşı birleşmektir dedi. Halkı köleleştirecek yeni yasal düzenlemeler sırada. Bu nedenle kölelere karşı mücadele, diktatörlüğe karşı mücadele bugün daha da önem kazanmaktadır. Bugün Denizleri anarken bir mücadele çağrımız da diktatörlüğe karşıdır, köleliğe karşı. Anmada Emek Gençliği adına ise Baran Kozan konuştu. Denizler bütün emperyalist, anti-emperyalist mücadele etrafında kendilerine bambaşka bir ışık yaratmaya çalıştılar. Onlar halklar arasında örülmeye çalışılan duvarlar karşısında kendi duvarlarını oluşturarak emperyalizme karşı direnmeye çalıştılar. Bizler onların bayrağını daha da yukarıya taşımak ve onların mücadelesini ilerletmek için bugün burada bulunuyoruz. KESK Ankara Şubeler Platformu dönem sözcüsü Fevzi Yılmaz da anmada kısa bir konuşma yaptı. Yoldaşlarımızın mücadeleci mirası üzerinden devrim ve sosyalizm davasının kararları militanlar olmaya devam edeceklerdir.